ve Aslı geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Nereye gidiyorsun böyle? Sapanca'da kızlarla beraber eğlenmeye gidiyorum. Sapanca'da. Fiyatlar? Kumaşlarımı 260 TL verdim. Terziye 450 TL. Ayakkabım ve çanta Doya Doya Moda özel 200 TL. Gözlüğüm 50 TL. Küpelerim 20 TL. Hiç beğenmedim seni. Olsun, hiç teşekkür ederim. Siyahla bunu kombin etmen çok sert kaçmış. Keşke her şeyinle bembeyaz yapsaydın. Ben bu kıyafetten sana düşük puan vereceğim. Ama benim için bugün şu 3 tane farklı deseni en iyi birleştirensin. Ve sana kanaat notu +1 vermek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Ama çok yanlış gözüme soktun. Kıyafet yanlış, kombin yanlış. Ama bu desenler beni hiç rahatsız etmedi. Yol olan desenleri hiç sevmiyorum. Öyle hani simetrik duran bir puantiye mesela. Puantiye ise onun bir hakkını vermek gerekiyor. Çok puantiye yaptım bugüne kadar da. Gördüm ama yemin ediyorum bulamadım. Elimde resminizle gezecektim. O zaman puantiyeden vazgeçeceksin. Başka bir desene bakacaksın. Puantiyenin yanında o zebrayı sevmedim. Yani ben tulumunu da sevmedim. Bir paçan ayrı, bir paçan ayrı. Hani palyaço kıyafetleri vardır. Bir paçası yeşil, bir paçası mor saten giyerler falan filan. Yani yapmak istediğin şey bu şey değil. Lütfen yarın daha dikkatli gelirsen çok mutlu olurum. Emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslıcığım, teşekkür ederim. Ben 3 deseni bir araya getirmeni sevdim. Ama bu botlar ve bu çantayla olacak iş değildi. Hani iddialı konuştuğun zaman lütfen. Altını doldur diyor. Altını ve çok doldur. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ve podyuma tokat at Aslıcığım. O zaman daha tokat atacak bir mesaiye gelmesi gerekiyor. Konuşmalarına biraz göre öğrenmesi lazım. Konuşmalarına göre. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. 3 ama +1 kumaşları, desenleri birleştirmene veriyor. Teşekkür ederim Urkan Hocam. 1 Aslıcığım. Teşekkür ederim. Rica ederim. 3 ama burada Hülya'ya, sana, Aleyna, Eda'ya, Yağmur'a desen birleştirme konusunda +1 vereceğim. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, gel bakalım Rojin, gel. Gel çocuğum. Gel güzel kızım. Gel güzel kızım. Ay güzel kızım. Ah güzel kızım. Dur aynadan bakayım bari. Nasılsın Rojin? İyiyim Urkan Hocam, sizler nasılsınız? Bana bir tek şey söylemişsin, başka hiçbir şey sormadım. Sebebi neydi ki? Fikrini öğrenmek istiyorum. Bu ekose ile bu artık ne diyorsanız üstündekini. Bu 2 deseni karıştırmak ve karşımıza benim diyeyim arkadaşlarım çok beğenebilir. Karşıma gelmek nasıl bir düşünceydi? Onu öğrenin, beni ikna et. İkna et beni. Bu 2 deseni nasıl birleştirdiğini. Urkan Hocam, Gülşah Hanım da bir ara bir ekose pantolon ve leopar topuklu ayakkabı giymişti. Aşkım bak biraz ağzınla söylüyorsun. Ben leopar topuklu ayakkabı giydim. Şimdi bunu da şöyle bağlarım biliyorsun. Peki. Evet Urkan abi sen devam et, ben yorum yapacağım böyle. Ne kadarı leopar, ne kadarı ekoseydi, nasıl birleştirmişti? Urkan Hocam, aslında benim yapmak istediğim bu kumaşlar değildi. Nasıl oldum? İstediğim kumaşları bulamadım. Ben aslında bu modelin aynısını puantiyeli, buramada yarım bir zebra, beyaz kumaş pantolon düşündüm. Bir de. Eyvallah. Bir de. İyi ki bulamamışsın da. Sert bir kumaş. Ekosenin burada fazlalığını görüyorum. Gülşah ekoseyi etekte kullanmıştı. Hatırladığım kadarıyla. Doğru mu? Pantolon. Veya pantolonda kullanmış. Doğru mu? Evet hocam. Ayakkabını kullanmıştı. Leopar bir burnu açık bir topuklu ayakkabı giymişti. Birleştirmişti değil mi? Evet, üstündeki leoparla altındaki ayakkabısını birleştirmişti. Kafasında böyle bir şey mi vardı? Yoktu hocam. Ne diyeyim güzel kızım? Nereye gidiyorsun? Yönetmenim merak etmiş, bana soruyor nereye gidiyor bu çocuk bu kıyafetle diye. Gülşah Hanım'ın bir sözü vardı, gelinlik sözü. İşte bulmuşum eşimi, Gülşah Hanım'ın atölyesine gidiyorum. Bir de. Teklifinden görebilecek misin acaba? Bu halde. Beğenmedim. Gülşah'cığım görebiliyor musun? Görmeyeydim iyiydi. Hoş geldin. Hoş buldum Gülşah Hanım. Bu ne hal? Bu ne hal? Yani nasıl biliyor musun? Böyle leopar kusmuşsun gibi duruyor. İşin şakası bir yana şunu tabii ki çıkartayım. Yani bu olamaz. Yani ne kombin ne hiç olmadı yani. Bak o leoparların hiçbiri olmasaydı, içinde sadece bu ekose elbisen olsaydı, üzerine bir deri ceket alsaydın, bir çizme çekseydin, ucundaki o küçücük leopar benim için okeydi. Bu kadar. Fiyatlarını da ver. Ayakkabım, çantam Doya Doya Moda'ya özel 150 TL, kumaşlarım 300 TL, terziye şunu diktirdim şu parçayı, 400 TL verdim, takılarım 70 TL, bir ayrıyeten 80 TL bir beyaz yatak aldım, giymedim ama. Eyvah, iyi ki giymemişsin, evet. Kullanmadım. Buyurun. Roji'cim, hatırlıyor musun ilk geldiğim zaman senin hakkında ne düşündüğümü, ne demiştim? Podyumun en iyi askısısın demiştiniz. Çok iyi bir askısın benim için demiştin. Ne askı kaldı, ne askının üzerinde elbise bıraktın ya. Böyle olacak iş mi yani? Sen burada olmayı hak etmiyorsun. Bu evde olmayı hak etmiyorsun. Bu halde buraya gelmek korkunç bir şey. Teşekkürler. Yani bir versem, konsept dışı olsam bir verebilirim. İki. Tamam. İkiyi verdim. Bir. İki. Rojin'cim. Bir. Rojin'cim, seni yerine alalım lütfen. Ve sıra geldi puanlara. Rojin 6 puan ile bugünün sonuncususun. Yağmur 11 puan, Eda 15 puan, Aleyna 13 puan. Bugünün birincisi Hülya 20 puan. 20 tebrik ederim. Puanlar, tebrikler. Melike 12 puan. Aslı 8 puan. Bugünkü puanlarımız böyle. Çok havalı bir konsept görüyorum elinde. Ödül töreninde sunucusunuz. Ya. Tam sona göre bir şey evet. Bu. Neredeyiz? Ümraniye bence. Neredeyiz? Ümraniye'desiniz.